Sayın Adalet Bakanı hiçbirine katılmadığım bir konuşma yaptı. Saatlerce aksini anlatabilirim. Birkaç şey söyleyeceğim sadece zamanım el verdiğince. Tecrit neden devam ediyor? Bütün sorulara duymamış gibi yaptı. Bir daha soruyorum. Tecrit neden devam ediyor? Hangi hukuki ilkeyle, hangi kanunla, hangi düzenlemeyle, hangi gerekçeyle? İlk sorum bu. Diğeri, 2022 yılı içerisinde aralarında hasta mahpusların bulunduğu en az 83 kişi 2023'te 33 hasta mahpus yaşamını yitirdi. 400'e yakın politik mahpusun infazı yakıldı Sayın Bakan. Şu anda çok can yakıcı bir sorun ve 30 yıllık, 31 yıllık mahpuslar var içinde. Cezaevi gözlem kurulları bir mekanizması gibi karar veriyor. Buna ilişkin çözüm öneriniz nedir? Gazeteci yok dediniz. Doğrusu şaşırdım. Ya danışmanlarınız yanlış verdi ya siz öyle biliyorsunuz. 63 gazeteci hala tutuklu değil mi? Müftüoğlu, Dicle Müftüoğlu bildiğim bir isim. Sedat Yılmaz 2 gün önce tahliye oldu. Ve Türkiye Çin'den sonra en fazla gazeteci hapsedilen ülkeler sayısında 2. sırada maalesef. Şimdi kadın cinayetlerinden cinayetlerinde cezayı arttırmakla övünüyorsunuz. Fakat sizin iktidarınız çok yönlü korumayı hüküm altına alan İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Kadın katillerine uygulanan indirimler bu ülkenin mahkemelerinde uygulanmıyor mu? Ya anayasada çok fazla değişiklik yapıldığını söylediniz, doğru. Kim yaptı bu yamaları? 12 defa 134 maddesini değiştiren siz değil misiniz ya? Anayasa darbe döneminde ait özgün tartışmalar koşullarında yapıldı falan anlattınız bunları. Şu anda anayasa konuşmak ne mümkün? Ağzını açan cezaevine atılıyor. Şu anda darbe koşulları yok mu gerçekten? Kayyımlarla halkın iradesine darbe yapılmadı mı? Daha geçtiğimiz günlerde yargıya gözümüzün önünde darbe yapıldı ve son Can Atalay hakkındaki kararı bir daha hatırlatıyorum. Anayasa Mahkemesi 3 artışla ayrıca tahliye edilmesi gerektiği konusundaki ara kararında oy birliği de var. Bunu da altını çiziyorum. Diğer maddelerin ayrıntılarına giremiyorum. Can Atalay bugün serbest bırakılıp Adalet Bakanlığı bütçesine gelsin diyoruz. Talebimiz